Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan ülkemizden haberlerimiz vardır. Hep beraber izleyelim. Avrupa Birliği yolunda sürdürülebilir ilerleme ve reformların öngörülebilirliği konusunda ulusal uzlaşma gerektiğinden bahsedilmektedir. Avrupa Büyükelçisi David Gear, ülke için reform gündeminde ve Avrupa Birliği katılım sürecinde sürdürülebilir ilerleme ve öngörülebilirlik reformların benimsenmesinin hükümet, muhalefet, tüm devlet kurumları, STK'lar ve hükümeti kapsayacak ulusal düzeyde bir ortaklığa gelmesi halinde mümkün ancak olabilir. Hükümet için müzakere süreci zor olacaktır. Müzakere sancılı olarak ama ödül Avrupa Birliği üyeliği. Çünkü Makedonya vatandaşları Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyor diye değerlendirmesini yaptı. Avrupa işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Baş Müzakerecisi Bojan Maricic, Avrupa Komisyonu raporunun genel değerlendirmesini bölgelerin yaklaşık %90'ında kısmen veya iyi hazır olduğumuza vurgu yaparak, hükümetin bu ivmenin kullanılması ve tüm potansiyelini göstermesi gerektiği yönündeki tutumunun altını çizdi. Başbakan Dimitar Kovacevski, devletçe getirilmiş olan kararlar ancak ülkemize fayda getirmektedir. Avrupa Birliği'nden 80 milyon avro yardımı almasıyla birlikte bunun en iyi bir sonucu olduğuna dair olarak açıklamasını yaptı. Devlet Başkanı Dimitar Kovacevski, aldığı devlet kararları vatandaşlara fayda sağlamaktadır. Bir de ekonomi ve bu konuda direkt faydaları ile ilgili olarak olumlu bir şekilde etkilenmektedir. Avrupa Birliği ile ortaklık, müttefik ilişkisi, enerji özellikle kriziyle başa çıkmak için güçlü mali destek sağlamaktadır. Başbakan Dimitar Kovacevski ayrıca Makedonya küresel enerji krizi döneminde son derece önemli olan Avrupa Birliği düzeyinde ortak gaz ve enerji tedarikine dahil edileceğini söyledi. Buyur Osmani kulüplerin açılmasıyla iyi komşuluk ve dostluk ruhu içinde olmalı diye açıklamasını yapmış oldu. Şurada burada kulüp açılmasına karşı değiliz çünkü azınlıkların haklarının korunmasına ilişkin çerçeve sözleşmeye göre vatandaşların dernek kurma hakları vardır. Bu kulüplerin ortaya çıkışı bağlamı bir oyuna insanların ayrı niyetlerinin olmalarına göstermektedir. Dışişleri Bakanı Buyur Osmani bu gece 24 analiz programı da yaptığı açıklamada bu kulübün finansörlerin araç sağlaştırılması ve burada iyi bir niyetin olmadığını söyledi. Kulübün Blagoevgrad'da açılmasıyla ilgili yorum yapan Osmani, halkların araç sağlaştırıldığı bu döngünün iyi komşuluk ruhuna uygun olmadığını söyledi. Milli Banka temsilcisi Angelovska Bejovska, bankalar birbirini izleyen iki krize rağmen dirençli kalmaya devam etmektedir diye bir açıklama gelmişti. Milli Banka yöneticisi Anita Angelovska Bejovska, Arnavutluk Merkez Bankası tarafından örgütlenmiş olan panel tartışmasına katılmasıyla birlikte bölgedeki bankacılık sisteminin sağlık ve mevcut kriz sırasındaki zorluklara rağmen daha önce uygun şekilde belirlenmiş düzenleyici korumalar ve mekanizmalar nedeniyle dirençli kaldığını değerlendirdi. Sırada ise yerel haberlerimiz vardır. Onları da beraberce izleyelim. Debre Belediye Konseyi 17. oturumunda geri kalan noktaları arasında kış mevsimiyle ilgili olarak yerel yolların bakımı ile tamamen hem programı hem de ileride bu işi yapacak olan yüklenici şirketi bulma konusunda gereken süreç kararını getirmiştir. Toplantıyı yürüten Fuat Bayu'ya göre özellikle kışın bölgelerimizdeki yolların temizlenmesiyle ilgili olarak her sene yüklenici şirket bulunmaktadır. Öte yandan ise ayrıyetten bu toplantıya katılan Debre Belediye Başkanı Ekuran Tuka'ya göre Devlet Yollar Müdürlüğü ile de devamlı bir irtibat ve işbirliği söz konusu olduğundan dolayı vatandaşlara en iyi bir şekilde hizmet verilmesi için tüm gereken çalışmalar yerine getirilmektedir. Mavrova Rostuşa Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Türkiye Cumhuriyeti Debre STK yöneticilerini bir araya getirilmesiyle birlikte verimli bir çalışmasına imza atmış oldu. Özellikle Candibi ilçesinden gelmiş olan misafirler
Merkez Jupa ve bölgemizi ziyaret etmesiyle birlikte tam mevcut olan ziyaretleri Mavrova Rostuşa Belediyesi ile ilgili olmaktadır. Özellikle buradaki göçmenler çoğunu İzmir ve Manisa bölgesinde bulunmaktadır. Candip ilçesinde bulunmuş olan Debre STK yöneticileri, başkanları Beytullah Kazaferoğlu ve heyetiyle Mavrova Rostuşa Belediyesi'ni ziyaret etmiş oldular. Üsküp Sos Çocuk Köyü yetkilileri özellikle bu sefer de mevcut olan tamamen kendi çalışmaları ve programlarına göre gerçekleştirilmektedir. Yetkili kişiler özellikle bu konuda ise kendi çalışmalarını tamamen desteklemek için hem Debre Belediye Başkanı Eykuran Duka hem de Merkez Jupa Belediye Başkanı Aryan İbrahim'den gereken desteğini almış oldular. Konuyla ilgili olarak proje koordinatörleri Aleksandra Moysoska ve Yasminka Koçankovska kendileri özellikle yerel yönetimlerden almış oldukları desteklerden kendi memnuniyetini geride bırakamadı ve saklayamadı. Çünkü kendileri özellikle şimdiye kadar birçok çalışmaları söz konusu olmuştur. Fakat belediyelerinden böyle bir açık destek gelmeleri bölgemiz için büyük bir önem taşıdığından bahsetmiş oldular. Radika D STK'nın çalışmaları son olarak online satışları ile ilgili olarak devam etmektedir. Debre Merkez Jupa ve Mavrova Rostuşa kadınları bir araya getiren bu STK özellikle kadınlar tarafından üretilmiş olan ürünlerin satışı ile ilgili olarak kendi sürecine dahil ve odaklanmasıyla birlikte bölgemizin kalkınmasını düşünmekte. Radika D Başkanı Fadri Mustafoski'ye göre şu an online satışları için tüm gereken süreçler başlatılmıştır ve gereken çalışmalarına devam edilmektedir. Mevsim gribi ile ilgili olarak aşıların dağıtılımı ve verilmesi ile ilgili olarak Debre Halk Sağlığı Merkezi Doktor Mentor Mela'ya göre özellikle yapılması gerekenler zamanında yapılmıştır. Aşılar zamanında getirilmiştir ve özellikle odaklanmış olan vatandaş grupları ile ilgili olarak bu aşılar verilmektedir. Öte yandan ise geri kalan vatandaş grupları için satışa bağlanacak olan aşılardan bahsetmiştir. Şu an ise 65 yaş ve üzeri ve hastaları için öngörülmekte. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.